Herkese merhaba. merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde sizinle konuşmak istediğim konu benim son dönemde çok sevdiğim, aslında geçmişte de çok sevdiğim bir anime vardı. Adı Avatar. Bu bölüme tıkladığınız zaman Avatar filmiyle karıştırdıysanız olabilir. Gerçekten de çok fazla karıştırılıyor. Ama benim bahsettiğim Avatar son hava bükücü aslında 2005 yılında yapılan bir çocuk dizisi olarak gözüküyor. Çünkü Nickelodeon'a yapılmış. Nickelodeon yapmış hatta yapımcısı. Dolayısıyla bir çocuk dizisi gözüküyor ama anime izledikçe aslında verdiğim mesajların ne kadar etkili olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden beni her izlediğimde çok etkiliyor. Yakın dönemde tekrar izlemek istedim. Netflix olduğu için de hemen atladım ve izlemeye başladım. E bu sefer eskiden böyle bölüm bölüm izliyordum. Hani parça parça izliyordum. Bu sefer 3-4 bölümü üst süste izleyerek seriyi bitirdim ve çok daha etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Belki burada tabii ki okuduğumuz kitabı ya da izlediğimiz film ya da dizilerde farklı dönemlerde bizim aslında değişimimizle ya da belki ihtiyacımızla beraber görmeye başladığım şeyler değişiyor. Belki o yüzden de olabilir. Öyle farklılık yaşamış olabilirim. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Onu bana Instagram'dan küpeli çağrı hesabından paylaşırsan çok sevinirim. Şimdi hadi gelin bölüme gelelim. Bölümde Avatar'da öğrendiğim 7 tane çok beni etkileyen şeyi bunların 6 tane karakterler üzerine anlatacağım. aynı zamanda Avatar dizisinin neyle ilgili olduğunu ve aslında burada gözüken dört tane farklı ulus var. Bunlar aynı zamanda elementleri isim geliyor. Bunların aslında hikayelerini anlatayım istiyorum. Nereden gelmiş? Ne ifade ediyor? Biz aslında buradan neler öğrenebiliriz? Hadi hazırsanız jingle gelsin, bölüm başlasın. Merak peşinden koşulacak şey peki merak ediyorum bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bölüme başlamadan önce uyarayım. Avatar dizisiyle ilgili gerçekten de spoiler var. Ama şunu söylemem lazım. Bu dizi 2005 yılında yayınlandı. 2008 yılında da bitti. Yani üzerinden baya bir zaman geçti. Dolayısıyla bu dizinin bittikten sonrasında artık yani yapacak bir şey yok. Spoiler diyebilirsiniz diyorum. Ona göre bölümü dinleyin. Ama bence bölümü dinlerseniz Avatar'ı izleyeceksiniz. Çok da seveceksiniz. Avatar dizisine başladığınızda öncelikle Katara ve Suko ile karşılaşıyoruz. Kendileri Suko bilesinden iki kardeş. Onlar aslında buzullar üzerine gezerken bir anda bir şey fark ediyorlar ve buzun içerisinde bir cisim olduğunu görüyorlar. Bir bakıyorlar bu bir insan ve çıkartar 12 yaşında bir çocuk. Çocuğun alnının ortasında ok işareti var. Ve bu çocuk aslında son hava bükücü ve aynı zamanda avatar. Avatar dizi içerisinde dört tane elementin bükebilen ve aslında buraya dünyaya barış ve denge getirecek kişi olarak gösteriliyor. ...enk olan karakterimizi tanışıyoruz. Ve burada aslında dört elementten bahsettim. Zaten su kabilesinden söyledim. Su bükücüler. Hava bükücüsü enk ve son kişi kalmış. Yüzyıl boyunca süren bir savaşta. Ve kendisi aslında son hava bükücü olarak kalmış. Aynı zamanda avatarımız. Ateş ulusu var. Kendileri dizideki en kötü karakterleri gösteriyorlar bize. Ve ateş her şeyi yakan kişi olarak gözüküyor. Ve bunu çok çok derin bir şekilde işliyor dizi. Aynı zamanda toprak var. Toprak krallığını gösteriyor. Bu dört element sayarken tabii ki fark ettiyseniz tahta demeye attım. Orada belki Jamie Vaz'ın esprisini kullanabilirdim ama telifler var. Şu an buradan da o kadar para kazanmıyorum ki Cem telif ödeyebileyim. Yani arkadaşlar destek olun da kazanalım. O telifleri de ödeyelim. Tahta mı? Tahta tabii. Zoruna mı gitti? Şimdi bu dört element üzerinden geçelim, ilerleyelim. Şimdi bu dört element neyi anlatıyor? Bu arada dizideki bütün karakterler yani aslında yazılı olan her şeyin metnin Çince'den geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu Çince'ye ait olan çok fazla felsefi bir araya getirmiş. Daha doğrusu Asya diyebiliriz ya da Pan Asya diyebiliriz. O kesimdeki çok fazla fikrin aslında eritildiği, bir potla eritildiği ve tüm dizi boyunca da işlendiğini görüyoruz. Tabii ki Çin'in dışında Japonya'dan, Kore'den, Tibet'ten, Hindistan'dan, Avrasya'dan, Amerika'dan da çok farklı kültürden çok fazla şeyin bir arada olduğunu görüyoruz. Burada hava bükücüler deyince aslında hava bükücülerin de yaşadığı bir topluluk var. Bunlar aslında hava göçebeleri deniyor. Bunun içerisinde herkes hava bükemiyor. Ama bükebilenler zaten bu özel güre sahip olanlar. Çocukluklarını yetiştirilerek hava bükücüsü olarak yaşamaya başlıyorlar. Bu kabilenin dediğim gibi son kişisi Avatar'ımız Enk kalmış. Hava bükücüler Tibetli rahipleri aslında burada ifade ediyor. Onların meditasyon tarzına baktığınız zaman çok fazla benzerlik var. Tibet halkını gösteriyor. Hatta e, avatarlar tekrar tekrar aslında Ryan olan kişiler. Bu da aslında dalaylamayı çok net gösteriyor. Özellikle dalaylamalar çocukken seçilip görürüz. Ve giyim tarzıyla, üzerindeki cübbesiyle beraber avatar tam bir dalaylamayı ifade ediyor. Ama aynı zamanda anlattığım tarzı, dünyaya barışı getirmesi, barış ve huzur üzerine çalışmasıyla beraber de çok net bir şekilde bu da tasvirini de burada görüyoruz. Zaten dizi içerisinde bu çok çok iyi bir şekilde işleniyor. Çünkü Avatar aslında nihayet olarak dünyaya barışı ve huzuru getirmek için en ezeli düşmanı olan Ateş Lord'u Ozai'yi öldürmesi gerekiyor. Ama aslında spoiler vermeyeyim. Sizde de tabii ki tahmin edeceğiniz bazı şey olacak ve bu da olsun bu karakter sizce ne yapacaktır? Bir düşünün bakalım. Ve su kabilesi var. Su kabilesinin yaşam tarzına baktığınız zaman aslında onların Inuitlerden geldiğini çok net görebiliyoruz. Inuitlerin yaşam tarzını çok çok güzel bir şekilde gösteriyor. Bir taraftan da Kuzey Su kabilesinin tapınaklarına baktığın zaman ya da onların yaşadığı kesme bakarsak da yaratılım tarzına bakarsak Aztek İmparatorluğu'nun en büyük şehri olan Tenochtitlan'a benzediğini görüyoruz. Umarım doğrusu telaffuz etmişimdir. Çok net bir Aztek aslında şeyi var. Zaten Gim tarzlarında, sözlerinde, onların davranışlarında bunu çok net görebiliyoruz. Tabii bir de Toprak Krallığı var. Toprak Krallığı ise oldukça ilginç. En geniş yere sahip olan krallık Dolayısıyla aslında toprak bükücülerde pek çok kültürden farklı şeyler var. Kendi işlerinde Kore'den aslında Kore ezgisini taşıyanlar da var. Japonya ezgisini taşıyanlar da var. Özellikle Kiyoshi topluluğu var. Kiyoshi'lerin hepsinin aslında Japon samuraylara çok benzerini, Kıyafetlerini atsun makyaj tarzına çok net benzerini görebiliyoruz. Toprak krallığının Ateş ulusunun bir türlü ele geçiremediği Bangsin adında bir şehri var. Bu şehir oldukça büyük. Gerçekten çok etkileyici bir şehir. Ve bu şehre baktığımızda da aslında pek çok farklı yerden esinlenme görüyoruz. Özellikle de mültecileri toplayan, onları kendi surların içerisinde korumaya alan haline baktığımız zaman da burası aslında Roma İmparatorluğu'ndaki Konstantinopolis'e çok benziyor. Şimdi Konstantinopolis deyince de tabii ki de İstanbul'dan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında İstanbul'da görüyoruz bir nevi. Çünkü bütün kültürleri bir araya yediren çok güzel bir oluşmuş bunu gösteriyor bize. Ve son ulusumuz aslında herkesin korktuğu, korku saçan ve dünyayı tek başına yönetmek isteyen Ateş Lordu Ozay'ın hüküm sürdüğü Ateş İmparatorluğuna geliyoruz. Ateş İmparatorluğu ise dünyaya kendisini hükmetmesi gerektiğini söyleyen, bu sayede barış ve huzur getireceğini iddia eden bir topluluk. Baktığınız zaman aslında çok fazla tanıdık bir şey görebiliyorsunuz. Çünkü hareket tarzları, mimariler, yapıları çok fazla Nazileri dandırabiliyor. Bir taraftan aslında daha önce Asya'daki her yeri fethetmiş ve orada zulümler yapmış Japon İmparatorluğu'nu da çok net görebiliyorsunuz. Keza kendi kullandıkları keza kullandıkları gemilere baktığınız zaman bunu gösteriyor. Ve bu topluluğun aslında ilginç bir hali var. Yani bunlar bir araya geldiği zaman dünya üzerinde var olmuş pek çok imparatorluğun etkilerini görebiliyoruz ve hepsi içerisinde bunlar var. O yüzden çok görsel olarak da aslında anlattığı zaman kültürel olarak da harika bir şekilde oluşturulmuş bir dizi Avatar. Şimdi çok uzun anlattığın çağrı giriş falan diyebilirsiniz. Biraz öyle oldu ama gerçekten beni çok etkileyen bir dizi. Biraz uzadığına göre o zaman gelin burayı iptal ben şarkı ekleyeyim. Biraz şarkı arası verelim. Sonra tekrar buluştuğumuzda ben bu diziden öğrendiğim 7 tane şeyi hem karakterlerle hem de bende kaldığı izlenimlerle sizlerle paylaşayım. I look at you, I see what you're going through. At least we have a night. There's a party on the rooftop, but it's burning underneath. Everybody's looking for goosebumps. şarkı arasından sonra döndüysek öğrendiğim ilk şeyle başlayayım. Bir, barış konusu. Aslında buradaki barış demek de tam doğru değil aslında. Şöyle söyleyebilirim. Herkesin içindeki iyiye inanma, herkesin aslında birlikte olup birlikte iyi olabileceğine dair büyük bir inanç var. Özellikle Enk'te bu çok var. Eng bize bunu en başından beri öğretiyor. 12 yaşındaki bir çocuk olarak karşımıza çıkan avatar aslında oldukça etkileyici öğretilere sahip bunu yaparken de her şeyi aslında dikkat eden, her canlıyı koruyan, herkesin içerisindeki iyiliği gören, herkesi keyif falan ve çok kolay affeden, öz şefkati yüksek ve başkalarına karşı şefkati çok yüksek. Empati kuran, eğlenen, birçok şey yapan ve muzip bir karakter görüyoruz. Hatta dünyayı yok etmeye çalışan, tek ulus olmaya çalışan Ateş İmparatorluğu'na karşı bile Enk oldukça dikkatli ve özellikle de son bölümde Ateş Lord'u Oza ile karşılaştığı zamanki tepkilerine baktıklarını görmeniz lazım. Çünkü tüm kendisi avatar olarak diğer geçmişte avatar olan herkesle iletişime geçip onlarla konuşabiliyor ve ne yapacağını, nasıl durduracağını dair fikir alırken öldürmesi gerektiğini fark ettiğini öldürmek istemiyor. Bu sırada bütün avatarları sorununda. tüm avatarlar aslında kaçılmaz bir durum karşısında bunu yapması gerektiğini. Çünkü kendilerinin keza daha önceki geçmişteki durumlarda yaptıklarını ifade ediyorlar. Enkise başka bir çözüm olabileceğini düşünerek bunu reddediyor. Ve şöyle bir sözü var, herkes büyük iyilik ve herkes büyük kötülük yapabilir. Herkese, ateş ulusuna ve hatta ateş imparatoruna karşı bile, yani ateş lorduna karşı bile yeniden eşit bir şekilde davranmanın, onların içindeki iyiliği görecek şekilde yeniden şans vermenin önemli olduğunu söylüyor sürekli. O yüzden Eng'e baktığım zaman aslında bize öğrettiği en önemli şey, yani benim gördüğüm Çalışmaları, yaşanan sorunları ne kadar büyük olursa olsun her zaman barış içinde çözebileceğimizi net bir şekilde gösteriyor. İçimizdeki iyi aramaya devam etmemizin önemli olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken de ne kadar zorlu olursa olsun eğlenmeyi de unutmamamız gerektiğini ifade ediyor. İkincisi ise Katara'dan. Katara umutlu birisi. Yeni başına baktığımızda annesini kabilesini basan ateş ulusundan bir general öldürüyor ve o anda itibaren Katar hiçbir şey yapamıyor. Çünkü aslında annesi kendisini feda ediyor. Çünkü Katar son su bükücü. Ateş ulusu gelip tüm su bükücüleri topladığı için başka su bükücü kalmamış ve son olarak Katar'a var. Ve Katar henüz daha bu konuda becerikli değil çünkü küçücük bir çocuk. Enge bir yerde şöyle diyordu. Biliyorum bazen umut etmek ve umursamak çok acı verir. Ama bana söz vermesin Hem umut edeceğine hem de umursamaya devam edeceğine dair diyordu Enge. Çünkü umut gerçekten önemli. Özellikle aktif umut bu podcast dinleyenler için bilinen bir kavram. Buna sahip olmak çok çok önemli. Gerçekten bu sayede aslında umut etmeye devam etmek aslında yaşamı dair enerjimizi, eğlencemizi bulmamız için, keyif almamız için çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden Katara'da aslında bunu çok güzel ifade eden bir karakter. Ve dizide pek çok durumda her şey çok kötüye gittiği durumlarda duran dirayetli duran ve aslında o durum içerisinden bir çıkabileceklerini dair tüm herkese umut veren kişi Katara. Ve o yüzden gerçekten hayatta devam ederken umutlu olmak için çok güzel bir mesaj veriyor bize. 3 ise Soka. Soka benim en sevdiğim karakter. Hem mizahi anlamıyla tam bir şapşal. Gerçekten şapşal. Yemeği çok düşkün. Her konuda fikirleri olan, yaratıcılığı olan ama bir taraftan da gerçekten zorlanan bir karakter. Çünkü kendisi aslında dizideki ana karakterlere baktığımızda bir bükme gücü olmayan tek karakter diyebilirim. Tabii ki dizinin içerisinde sonra başka karakterler ekleniyor ama asıl odamıza baktığımız zaman Sokka'nın bir gücü yok. Ama Sokka'nın aslında yaratıcılığı var. Ve gerçekten keskin bir zekası var. Her planı Soka yapıyor. Bazen başarısız oluyor ama yığılmadan tekrar tekrar denemeyi beceriyor. Ve bu konu gerçekten müthiş. Ve sürekli eğlenen, keyif alan, espri yapan bir karakter. Soka'ya baktığım zaman da öğrendiğim bir gerçekten eğlenmek, alaycılık yani sarkastik tarafı da çok etkili ama bir taraftan da gerçekten önemli olan tek bir yetenek olmadığı, farklı yeteneklerin olabileceği, farklı anların aslında önemli olduğunu göstermesi açısından bana çok iyi gelen karakter bir tanesiydi. Gerçekten hani yaptığı şeylerle yılmadan devam etmesiyle sürekli yaratıcı fikirler bularak bunları hayata geçirmesiyle gerçekten çok sevdiğim bir karakterdi. Dördüncüsü ise en kırılgan gözüken karakter. TOF. TOF ise bize gerçekten aslında içsel gücün ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. TOF bir toprak bükücü. Hatta engi toprak bükme gücünü öğrenmesi için gittiği zaman kendisine bir usta ararken bir yarışmaya giriyor. Yer altında bir yarışma görüyorlar. Ve en iyi toprak bükücüler yarışıyorlar o sırada. Bayıslar oynanıyor. Ve saniye, kör, küçücük bir kız çocuğu çıkıyor. Ve bir anda herkes kalıyor böyle hani ama Tof o kadar güçlü ki, o kadar iyi toprak bükücüsü ki inanılmaz derecede başarılı. Karşısında kimse birkaç saniye bile duramıyor. Ve sonra Enge bu toprak bükmeyi öğretmeye başlıyor. Tof karakteri gerçekten çok etkileyici. Çünkü içsel güç konusunda özellikle Tof görmediği için ailesini sürekli korumuş. Hatta dışarıdaki kimseye çocukları olduğunu bile söylememişler. Ve hiçbir şekilde bir yere gitmesine izin vermemişler. Ama Tof bunun içerisinde aslında kendisi özellikle de toprak bükme gücünü fark ettiğinde karşıtı noktaların bir tanesinde aslında köstebeklerle karşılaşıyor. Bunlar da aslında ruhsal varlıklar. ve köstebekler Tof'a bükme gücünün aslında hislerle olabildiğini öğretiyorlar ve Tof inanılmaz büyük bir güce savuşuyor. Hatta o kadar ki normalde metali bükebilen kimse yokken Tof zorunda kaldığı bir noktada dirayetini, iradesini kullanarak, inatçılığını kullanarak metal bükmeyi icat ediyor. Ve bu karakter gerçekten de o gözüken, dıştan gözüken o kırılgan halin aksine oldukça güçlü ve aynı zamanda hikaye içerisindeki hep bizim tarafımızda olan aslında bazen dışında kaldığı ne olduğunu anlamadığımızda bizi destek olan bir karakter. Ve ben Toft'tan öğrendiğim şey daha hani baktığın zaman aslında içerisinde dizi izledikçe dışarıdan yargılandığımız gibi olmadığımız. Yani bu da şuna getiriyor aslında. Biz başkalarının biz etiketlediği kişiler değiliz. Biz ancak kendimizi tanımlayabiliriz. Başkaları bizi tanımlayamaz. Fark ettiyseniz buradaki aslında öğretilerin öğrendiğim şeylerin çoğu hem stoğacılıkta hem Budizm'de olan şeyler. Bunu buraya kadar biraz böyle bekledim söylemek için ama gerçekten 7 tane öğrendiğim şeyde aslında hem stoğacılığı tekrardan gördüm hem de Budizm'e dair çok fazla tekrardan benzer mesajlar aldım. Ve bunlar aslında dizinin içerisinde o kadar güzel anlatılıyor ki izlerken hayranlık duymamak elde değil. Ve bunun bir çocuk dizisi olarak bakınca da ne kadar güzel öğretiyor ya. Gerçekten hem keyifli hem eğlenceli. Ve hayatımızda bunları sahip olmak, bunların farkına varmak ne kadar erken, o kadar iyi. Öyle değil mi? Ve beşincisine geldik. Beşincisi dizinin ana kötü karakteri. Zuko. Ateş Lord'un oğlu Prens. Ateş Prensi. Kendisi dizinin başına itibaren Avatar'ı öldürmek için peşine koşan kişi. Sol gözündeki büyük bir yara var. Bunun babası ona ceza vermek için yapıyor ve kendisini sürgün ediyor. Ve tek şartı Avatar'ı öldürmesi ya da Avatar'ı babasına teslim etmesi. Bu sayede ancak kefaretini ödeyip affedilecek. Zuko da bize aslında kurtuluşu kefareti öğretiyor. Yaptığın şeylerin aslında nasıl hatalarını telafi edebileceğine dair. Çünkü Zuko çok güçlü, inanılmaz büyük bir öfkeye sahip. Ama bunun içerisinde de aslında içindeki iyilik şeyini, iyilik savaşını vermeye çalışıyor. Bu konu onun danışmanı, yol hocası, mentoru aslında Ayro amcası da oldukça etkileyici bir mentorluk örneği veriyor bize. Ve çok güzel bir ilişki var içerisinde. Zuko kendi içerisindeki çatışmasını o kadar güzel bir şey anlatılıyor ki 3 sezon boyunca. Zuko'dan ne kadar kötü olursa olsun nefret edemiyoruz. Onu anlıyoruz, onu empati kuruyoruz. Ve gerçekten de oradaki kefaretini ödeme konusundaki çalışkanlığı, istikrarı çok çok etkileyici. Tabii ki Zuko kendisi artık böyle iyi olmaya karar verdiğinde kendini affettirmek için yaptığı cümlelerden, yaptığı şeylerden bir tanesinde hata yapıp zarar veriyor ve şey cümlesi çok etkileyiciydi. İyi olmakta nasıl bu kadar kötüyüm deyip duruyordu. İşin o öfkeyi kontrol edememesi. O öfkeyle aslında yanan alevi. Ateşinin gücü inanılmaz bir şey ve ateşin aslında sadece yakıcı olmayacağına dair de bize çok net bir güzel mesaj veriyor içerisinde barındırıyor Zuko karakteri. Ve burada Zuko'na öğrendiğimiz şey de sürekli çaba göstermenin önemli olduğu. Bazen yılsak da yapamasak da beceremesek de her zaman aslında devam etmek ve asla vazgeçmemenin ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Sürekli çabalamak, sürekli yolda olmak, sürekli koşturmak ve sürekli denemek, denemek, denemek. Hatta Soko'yla bir macerada Zuko, Soka'ya şey diyordu. Soko vazgeçmek üzereyken, hayır şu anda vazgeçemezsin, denemek zorundasın. Başarısız olmaktan korktuğun için vazgeçemezsin diyordu. İstanbul bu Zuko'yu ifade ediyor. Çaba, irade, inanılmaz güçlü bir şey. E onun dönüşümü de benim en sevdiğim dönüşümden bir tanesi oldu karakter olarak. Çok güzel bir şekilde bitiriyoruz diziyi. Altıncısı ise Zuko'nun hocası, mentoru Airo amcası. Airo aslında Ateş Lord'unun varisiymiş. Ateş Lord'u olacak kişi kendisiyken Ba Sing Se'yi kuşattığı sırada oğlunu kaybediyor. Ve oğlunu kaybettikten sonra bir dönüşüm geçiriyor. Ve bir anda aslında tahttan kendisi düşürülerek yerine kardeşi Oza'ya geçiyor. Ve ayrı ondan sonra büyük bir dönüşüm geçirerek bu dönüşümü hayatın içerisine katıyor ve her şeyden keyif alan, her yapılan şeyde umutsuzlar kaybetmek yerine o an oturup oyun oynamaya çalışan masajlar yaptıran ve inanılmaz büyük bir çay aşığı ve aynı zamanda büyük bir filozof. O kadar güzel metaforlar anlatıp kendisi bulup bunları paylaşıyor ki Zuko çoğu zaman şunu söylüyor. Ben amcamın ne dediğini anlamıyorum. Hatta bir seson amcasından yolları erdikten sonra Engin beraber kazıkları noktada Enge ve işte oradaki ekibi bir şeyler söylerken tekrar ediyor amcana sokuyor ama sonra ben bunlardan bir şey anlamadım dediği noktaları çok fazla görüyoruz. Ayro amcanın pozitifliği bana gerçekten mutluluğu öğretiyor. Çünkü mutluluğun anda kalmak olduğunu, yaşamanın, keyif almanın ne kadar önemli olduğunu Ayro amcada görüyoruz. Ve geçmişte yaşadıklarının ondaki dönüşümü tetiklemesi ve onun geleceğe dair vizyonu, aynı zamanda Zuko ile yaptığı konuşmalarda, mentorluklarda, hatta keza kendisi bazen Enklede, bazen Toph'la bazen diğer karakterlerle yalnız kaldığı an farklı karşılaştığında verdiğim mesajlar oldukça etkileyici. Ve şöyle bir cümlesi beni çok etkilemişti. Şöyle diyor Ayro. Mutluluk ve güç abartılıyor. Mutluluğu ve sevgiyi seçmekte çok akıllı olduğumuzu düşünüyorum. Güce karşı böyle bir cümlesi var. Güç konusunda bakışı gerçekten çok etkileyici. O yüzden hani şeyim böyle Ayro amca deyince aslında yarının endişesinin bugün neşesini yemesine izin vermeyen kişiyi görüyorum. Küçücük şeylerle bile neşe bulan bir kişi var. Ve o yüzden çok etkileyici geliyor bu karakter bana. Yedincisi ise pek çok diğer karakter sayabilirim. Onların hikayelerinden, çok çok alıntıda, onların hikayelerinden pek çok alıntıda da, onların hikayelerden pek çok alıntı da paylaşabilirim ama beni böyle etkilen ve çok etkileyici, gerçekten de güzelmiş dediğim şeyler bir tanesi. Yani son bir şey koymak dedim ki Yedincisi ne olabilir? Bu da yola güven. Enk ve arkadaşlarının macerasına baktığımızda ne olursa olsun hep yolda olmayı görüyoruz. Burada da aslında this is the way sözü geliyor. Aa pardon. <laughs> Bu The Mandalorian dizisinin bir şeyiydi, mottosuydu. Pardon Mandalorian'da anlatmıyorum. Avatar'ı konuşuyoruz. Yolda olmayı anlatıyor. Gerçekten muazzam bir yolda olma macerası. Baştan ne gelirse gelsin karakterlerin sürekli tekrar tekrar ayağa kalkıp denemesini, hareket etmesini ve muazzam bir çaba göstermelerini sağlıyor. Ve bu çaba aslında başarısız oldukları her seferinde tekrardan toparlanmalarını, o yılmazlık becerisini, ne kadar sahip olduklarını gösteriyor ve yola güven diyor bize. Yola çık. Dolayısıyla benim buradan aldığım şey yola güven ve macera çık. Nasıl ki Joseph Campbell'ın aslında anlattığı kahraman sonsuz yolculuğunda macera reddedemeyiz. Ve maceranın artık parçası olmamız gerekir. O yüzden ne zaman macera çağrı gördüyseniz ...onun reddetmek yerine atılmak gerekiyor. Ve maceranın, o yolun bize getireceklerine bakmak gerekiyor. Zaten hayatta aslında bir bütün olarak baktığımızda bir yolculuk ve daima yolda olma hali. Bazen yol kenarında dinleneceğiz tabii ki ama tıpkı Avatar dizisinde pek çok noktada kahramanlarımızın uzun süre dinlendikleri gibi. Ama hep bazı macera çağrıldığımız zaman da bir o maceraya kulak vermek, ve adım atıp keyifle onun içerisine dalmak ve gerçekten de her macerada yeni şeylerin, yeni kendi altkamızdan çıkıp öğrenme yolculuğumuza devam etmenin güzelliğini ve keyfini görmek gerekiyor. Ben Avatar'a baktığım zaman, son hava bükücü Avatar'ımıza baktığımda bunları gördüm. Beni etkilen 7 tane konusu buydu. Eğer sen de bu diziyi izlediysen, seni etkiledi, onları merak ediyorum. Benimle paylaşırsan çok ama çok sevinirim.